Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere bu kış aylarında yapabileceğiniz çok pratik bir çorba tarifi vereceğim. Hem de böyle çok az bir malzeme ile yapılabilen un çorbası tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle tenceremizi ocağımızın üzerine alıyoruz ve ocağımızın altını da açıyoruz. Şimdi içerisine böyle 2 yemek kaşığı sıvı yağ dökeceğim. Böyle sizler için ölçüyorum ki sizler de rahat yapabilirsiniz. Yoksa ben hep göz kararı dökerim arkadaşlar. Ama sırf sizler böyle daha güzel, daha kolay yapabilirsiniz diye sizler için birebir ölçü veriyorum. Şimdi ocağımın altını orta ateşe aldım ve içerisine böyle 1 yemek kaşığı dolusu tereyağımı da alıyorum. Arkadaşlar gram olarak 50 gram. Şimdi yağımızın erimesini bekliyoruz. Evet, yağım eridi. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı, arkadaşlar böyle bu yemek kaşığıyla dolu dolu 2 yemek kaşığı unumu döküyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Unumun kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. Böyle 2-3 dakika kadar kavurmamız yeterli olacak. Ama sürekli karıştırıyoruz tabii. Ve o kadar pratik bir çorba ki arkadaşlar, böyle 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir çorba ve gerçekten de çok lezzetli. Yani siz bunu yaptığınızda kimse un çorbası olduğunu anlamayacak. Hatta soracaklar, bu domates çorbası mı yoksa tarhana çorbası mı? Herkes bir şey söyleyecek ama mis gibi bir lezzet ortaya çıkıyor. Böyle unumuzu kavuruyoruz mis gibi tereyağı eşliğinde. Özellikle de arkadaşlar, böyle çalışan arkadaşlarımız varsa işten eve geldiğinde bu çorbayı mutlaka denesinler. Onlar için çok pratik. Tabii onları da düşünmemiz lazım. Arada böyle pratik, kolay tarifler vermemiz gerekiyor. Evet, güzelce unumuzun kokusu çıktı, kavruldu. Çok fazla yakmıyoruz kesinlikle. Şimdi burada 1 yemek kaşığı dolusu salçam var. Arkadaşlar ben her zaman videolarımda söylediğim gibi biber domates salçasını böyle karıştırıyorum, öyle kullanıyorum. Ama sade domates salçası da olur. Ama gerçekten biber salçası çok güzel lezzet veriyor yemeklere. Böyle karışık kullandığınızda. Şöyle salçamızı da kattık. Ve burada 1 büyük diş sarımsağım vardı. Sarımsağımı soyduktan sonra güzelce rendeledim. Ve onu da içerisine alıyorum. Evet, şimdi 1 dakika kadar salçamızı, sarımsağımızı kattıktan sonra kavuruyoruz. Evet, salçamız da kavruldu. Şimdi arkadaşlar ilk etapta böyle klasik su bardağıyla 1 su bardağı soğuk suyumuzu döküyoruz ve hızlıca karıştırıyoruz. Şimdi bu aşamada hızlı karıştırmamız gerekiyor ki topak topak olmasın. Hatta bir tel çırpıcınız varsa böyle bir tel çırpıcıyla da böyle karıştırabilirsiniz. Ve unumuzu açtık soğuk suyla. Şimdi içerisine kaynamış su dökeceğim. Evet. Klasik su bardaklarıyla tam olarak 5 su bardağı suyumu tenceremin içerisine aldım. 1 su bardağımız soğuktu. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Ocağımızın altı da açık. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor. Hani topaklanmasın diye. Kaynayınca artık karıştırmayı bırakacağız. Evet, çorbam kaynamaya başladı. Şimdi içerisine baharatlarını atacağım. Arkadaşlar burada bir tatlı kaşığı böyle silme olacak şekilde nanem var. Kuru nane. Yarım tatlı kaşığı tatlı toz biberim. Böyle yarım çay kaşığı da pul biber. Çeyrek çay kaşığı da karabiber katıyorum. Eğer biraz daha böyle acılı seviyorsanız pul biber ve karabiberini hafiften arttırabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ve baharatlarını da buluşturdum. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Mis mis arkadaşlar. Şimdi çorbamızı 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Tabii ara ara karıştıralım. Kontrollü bir şekilde. Şimdi artık bırakıyorum karıştırma işlemini. Evet, çorbam 10 dakikadır kaynıyor.
Arkadaşlar bu arada tuzunu unutmuştum söylemeyi. Baharatlarla birlikte bir çay kaşığı da tuz atıyoruz. Tabii siz damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Benim salçam tuzlu olduğu için tek bir çay kaşığı attım ve yeterli geldi. Şimdi çorbamın kıvamını sizlere göstereyim ve servis tabağına alayım. Bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem, muhteşem. Böyle kısa bir sürede ve az malzemeyle yapılan çok pratik, çok da lezzetli bir çorba. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bu arada şunu da hatırlatayım. Kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Ve böyle servis kasemin içerisine alıyorum çorbamı. Bakın bu kış aylarında yapabileceğiniz muhteşem bir lezzet. Evet. Ve limonla servis yapmanızı öneririm. Gerçekten de böyle limon sıktığınızda içtiğinizde çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.